Of sınav gibi sınav gibi resmen sınıyorlar bizi ya. Ülkede bazı kişiler var tanınan kişiler tamamen insanların sinir bozmak için var ya böyle sinirini sınamak için var. Ben bu testi sürekli kaybediyorum ve konu Melih Gökçek olunca ne zaman onunla karşılaşsam onunla alakalı bir podcast yapacak olsam öncesinde biraz duvar yumruklamam gerekiyor. Geçmiyor sinirim ya. Oğlum duvarıma yazık. Bari dedim bir faydası olsun yan odayı benim odaya kattım yumrukluya yumrukluya yok ettim aradaki duvara öyle bir sinirden bahsediyorum ya. Bu insanlar bir de hani ülkede devlet büyüyor. Tırnak içinde devlet büyüyor bu arada. Konuya dönüyorum. Melih Gökçek zaten kendisinden çok da zekice, çok da edepli, çok da ahlaklı hareketler beklenmez tabii ki ama. <laughs> yine de bir nebze beklenebilir. Stephen Hawking'in Balmumu heykelinin yanına gitmiş ve konuşuyor. Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbim inkar ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize bak. Bak susmuş duruyorsun ya. Kendini çok büyük zannediyordun ya ne oldu? Bunu kameraya alacağım kadar durumun ne kadar da salakça olduğunun da farkında değil. Ne kadar görgüsüzce, ne kadar AK Partilici olduğunun da farkında değil. Yalnız Kemal Ayça bu konu hakkında bir tweet atmış. Stephen Hawking'in tek kelime bile etmeden bu tartışmadan net galip çıkması 3 nokta. O kadar haklı bir tweet ki. Ama bir yandan da Stephen Hawking'i de küçük düşüren bir hareket bu ya. Çünkü Melih Gökçek'i biraz tanıyan insan bile şunu çok rahat söyleyebilir. Melih Gökçek'in karşısına istediğin canlıyı, istediğin cansızı, istediğin nesne Neyi koy ya? her zaman karşıdaki haklıdır. Bu adam haksız olmakta o kadar başarılı bir insan ki herhangi birinin bunun karşısında kötü duruma düşme gibi bir durumu söz konusu değil. Ya bu adamın karşısına Erdoğan'ı koy Erdoğan bile melek gibi kalıyor. Öyle bir adam ve bu adam 20-25 sene başkenti yönetti ya. Hiç mi oy atarken insanlar düşünmüyor lan biz bir oy atıyoruz ama nereye gidiyor acaba bu oylar? Kime gidiyor? Bu konulara çok sinirliyim ben. Diyelim ki ben X partisine oy veren biriyim ve bulunduğum yer de belediye başkanlığı girilecek Oy vermem gerekecek Ya öncesinde bir bakarım Ben kime oy atıyorum diye Bu adamı bir incelerim Daha yakın zamanda bu konuyu konuşmuştum zaten Artık teknoloji çağındayız Gir Twitter'ına Facebook'una falan bir bak Bu adam daha yakın zamanda bırakabildi siyasete Bu kadar değişik bu kadar pis bir insan olmasına rağmen Şimdi bakıyorsun Kim bu Melih Gökçek Ne vasfı var yok Karşısındaki insan da Stephen Hawking Bilim camiasındaki yeri apayrı adamın Cambridge'de fizik profesörü 140 bin atıfı var bu adamın makalelerinin. Bunun yanında bakıyorsun popüler bilimde dünyaya çok şey katmış. Birçok insana bilimi sevdirmiş. Dünyanın gelişmesinde ciddi anlamda payı olan bir insan. Adam hiç kocunmamış, Her türlü bilim projesinde dahil olmuş. En böyle yüzeysel projelere bile girmiş. Tamamen bilimi sevdirmek için insanları yüzeysel olarak bile olsa bilim konusunda bilgilendirmek için çok çabalamış biri ve bunu ağır engelli haliyle yapmayı başarmış. Adam gözleriyle yazıya yaza bilime bir şeyler kattı. Varsayın ki bu adam bir de tamamen dinç olsaydı neler olurdu neler. Ortaya attığı tezler hala ciddi anlamda tartışılıyor. Diğer tarafa da bakıyorsun Melih işte. Hiçbir vasfı yok. Üzülüyor mu lan? Düşünsene. Bu kadar geliştiriyorsun kendini. Sürekli bir şeyler için çabalıyorsun. Sonra bir tane mega zeka biri gelip senin bal mumunun yanında böyle cahil cahil konuşuyor. Bunlar için mi çabalıyoruz lan falan dedi insan. Ama bir yandan da işte bunların yok olması için çabalamak gerekiyor ya. Çünkü Hawking gibilerin aktif olduğu yerlerde Melih gibilerden anca işsizlik fonu alan insan çıkıyor ortaya. Belediye başkanı yapmıyorlar. Olur mu lan öyle şey? Bir gidiyorsun Londra'nın belediye başkanı yapmışlar Melih'i. Olur mu? Adamın girdiği konu daha da komik bu arada. İnanç meselesi üzerinden giriyor. Ulan bu dünyada inanç üzerinden insanlara şov yapacak son insanlardan biridir Melih Gökçek. O kadar dosyan var lan sen daha jipini daha geçen gün verdin geçen gün. Belediyenin jipine kondun daha geçen kul hakkı desen, yolsuzluk desen gırla, yalan dolan desen gırla. Sen bir insana nasıl ahlak dersi, din dersi verebilirsin ki? Ya senin yatıp kalkıp dua etmen gerekiyor ki, ki bu cümle biraz saçma olacak ama <laughs> cidden Tanrı olmasın. Çünkü hani okuduysan o kitapları, hangisini okuduğun fark etmez. Kur'an olur, İncil olur, Tevrat olur, Asya dinleri olur fark etmez. İstersen mitoloji oku. Hepsinde cehenneme net gidiyorsun. Net bir şekilde. Seni artık oradaki zebaniler bir güzel seviyor. Senin bu konularda şov yapmana imkan yok. Bir insan açık açık bu kadar kötü olup da bu kadar din dersi, ahlak dersi vermemesi gerekiyor. Gerçi gel gör ki zaten modern dünyada da böyledir. En çok din satanlar en ahlaksızlarıdır. İnsanlar seviyor bunu. Ne yapacaksın? Bir taban kitle var. Benzer tayfa zaten. Kafa yapısı olarak da. Kendinden olmayan her şeye saldıralım. Kendimden olmayan her şeye hakaret edelim. Ork gibi takılalım böyle. Aman sakın başkalarına karşı hoşgörü. Aman sakın bir biraz iyi insan olalım. Bunun için çabalamayalım. Bu adama oy veren herkes böyledir demiyorum. Bunun sağı solu fark etmiyor. Türkiye'nin tabanında böyle çok insan var. Gerçekten bu adama karşı herhangi bir sempati duyuyorsanız biraz kendinize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Öyle de değişik bir insan işte. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Ben de gideyim biraz duvar yumruklayayım. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.